Siz parti ülkeyi iyi yönetebiliyor mu? Görmüyor musunuz milletin halini? Milletin hali nasıl? Perişan. İyi mi yönetiyor sizce? Memnun musunuz hayatınızdan? Aldığınız para yetiyor mu? Elektriğinizi, suyunuzu, doğalgazını ödeyebiliyor musunuz? Yani yeterince beslenebiliyor musun? Sosyal bir yaşantın var mı? Ne bileyim, sinemaya, tatile gidebiliyor musun? Geçen birisini gördüm ben. Yahu diyor, nerede diyor, çay diyor, 1 lira diyor, oraya gidiyoruz diyor. Avrupalı diyor, Starbucks'a diyor kuyruk yapmış 10 liraya diyor, kahve içiyor diyor. Biz diyor, Antalya'da şöyle bir kural var. Belediyenin kendi VC'leri var. Ücretsiz. Biz diyor, nerede ve ücretsiz VC var diyor, orayı arıyoruz diyor. O kadar vahim yani. İyi değilse insanlar neden memnun, neden seçiliyor? Ha, şimdi şöyle. Eğitim. AK Parti ülkeyi yönetebiliyor mu? Bence son zamanlarda bozdu herhalde iyice artık. Bu da zaten ekonomiden belli. Pek iyi gidişat yok gözüken o. Zaten ekonomik olarak herkes sıkıntıda. İşsizlik arttı. İyi değil yani. Değişmesi lazım artık. Çünkü tek parti şeyine, rejimine dönüştü olay. Bunun böyle olmadığı adam. Ne yapsın? AK Parti. Jetzt gibt es von B-Oil eine spezielle Formel für trockene Haut. B-Oil Gel für trockene Haut spendet reichhaltige Pflege und nachhaltige Feuchtigkeit. Klinisch getestet. Parti, ülkeyi iyi yönetebiliyor mu sizce? Yani. Ülke yönetimi olarak bilmiyorum ama tabii ki de yönetiyordur. Yönetmese bu kadar yıl iktidar olamazdı. İnsan hakları eşit değil. Ama dünyanın hiçbir yerinde öyle değil zaten, eşit değil. Ben sadece AK Parti'nin dış siyasetini beğeniyorum şahsen. İç siyasetini beğenmiyorum ama diğer partiler de gelse yapamaz. Size soralım. Sor, önce ben sana soruyorum. Şimdi şuradan çıktım. Buna 25 kuruş para ödedim değil mi güzel kardeşim? Ama şerefsizler, şerefsizler bana reklamlarını yaptırıyorlar. Ha. O zaman bana normal parayla satıyorsa bu reklam olmaması lazım. Ha. Bu gördüğün şerefsizler hep kendi reklamını parayla size taşıttırıyor. Hep öyle yapıyorlar. Ha. Para veriyorum. Demin de içeride kavga ettim. Dedim ki böyle böyle. Bunu reklamsız bana poşet ver. Soralım mı sorumuzu size? Sorun. Onu şimdi sizce AK Parti ülkeyi yönetebiliyor mu? İyi yönetebiliyor mu? Hem de köküne kadar düzgünce yönetiyor. Düzgün mü diyorsun? İyi her düzgün. Şey. Peki sizce CHP ülkeyi yönetebilir mi başa gelse? Lan kardeşim, ülkemi gidip de başka ülkeye şikayet eden neyi yönetecek? Yönetseydi sigortalar, sosyal sigortayı yönetseydi. Neyini yönetiyor? Hiçbir şey yapamazdı. Aylık maaş alsam enflasyon nedir? Viz gelir, viz gider. Yani bilmiyorum. Bunlar şeriat düzeni hani getirmek istiyorlar. Arap devletleri şeriatla yönettikleri ortada zaten. Ya o siyasi yani yönüne bizim, gitmiyorum. Ben ekonomik yönüne gidiyorum bu işin. Bizim demokrasiye ihtiyacımız. Bizim siyasi yönüne de gitsen Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığını yapmıyor. AK Parti'nin şeyini yapıyor. AK Parti sizce ülkeyi iyi yönetebiliyor mu? Yönetemiyor kızım. Cumhurbaşkanı lök diye Cumhurbaşkanlığını yapması lazım. Bu AK Parti'nin şeyini yapıyor. Cumhurbaşkanı tarafsız olur benim bildiğim. Ama bu şey değil ki. Bunlar Erdoğan kandırıyor. Böyle bir din yok. Kadro açtılar. Türkiye'de 5 milyona yakın mühendis var. Mühendisler asgari ücretle kurumda çalıştıkları kapsam dışında çalışıyorlar. Neden çalışmıyorlar o adamlar? Şu anda AK Parti'nin kabahati yok. Kabahat kimin biliyor musun? Buna oy veren desteklerin, tamam mı? Mesela bütçedir. Bak tek bir örnek. Ben ilkokul mezunuyum. Bütçeye bakıyorsun 120 milyar şey ayrılmış değil mi? Faize değil mi? Doğru mu? Bu faizi kim veriyor? Beyinleri işçi veriyor. Öyle mi? Dindar bir insan zaten faize zorluyor. Yani dindarı faize zorluyor. Bunun neresi dindar? Firavun var ya. Firavun'un sistemi bundan daha iyiydi. Adalet diyeydi yani. Buna oy verenler araştıracaksın. Bunlar nasıl bir zihniyet? Ben sucu bucu falan değilim. Yanlış anlama. Sucu bucu değilim ben. Türkiye'de adalet diye hiçbir şey yok. Adaleti de bitirdi, her şeyi bitirdi. Hiçbir şey yok. Türkiye'de vatandaş, bizim gibi alt sınıf vatandaşlar
açlık sınırının altında yaşıyor, öldük resmen. Orada gelsin halkı dinlesinler. Dinlesin halkı. Halkın seviyesine insinler. %10'la bir tane geçinmeye çalışsın. Yayınlayacağız. Hangisi de sizsiz? Açık ekran, YouTube'da yayın yapıyoruz. Açık ekranda. Beni versinler sağ. Bak onu da konuş bak. Onların yaptığı sistemlere bak. Yarın tutuklanırsınız. Firavun, Firavun var ya, bunlardan daha şeyle bak, şeyle, şey, adaletli. Sandık konuşuyorum bak. Bunlar din düşmanı, bunlar Türk düşmanı, bunlar ülke düşmanı. Her şey açık ya. Eğer halk bunu görmüyorsa niye anlatacaksın? Zaten ülkeni bitirmiş. Doğru mu? Ve sanayinin kalmış, borçlanmışsın, 7 milyon sureyi sakmış. Neyi anlatacağım buna? Bunu mu anlatacağım, bunu mu anlatacağım? Bu ne? Yolu mu anlatacağım bana? Yaptırdı köprüler %20 zamlı oturtmuş. Hı? Ne anlatacaksın bana? Yani oy veren ne diyorsun? Bana ne anlatacaksın? Bu ülke adam hangi sanayi kurmuş? Bana anlat ya. Sanayilerini satmış, bir de çoğu kapattırmışlar. Bu bu. Erdoğan başbakan değil. Erdoğan cumhurbaşkanı. Olsun. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını bilsin. İdariyi de yani başbakanlara bıraksın. Erdoğan'a def ettik. Ucuzlayacak mı? O geldi geleli. Hangimizin yüzü güldü? Doğru dürüst hangimiz şey ettik? Hayır. Bu gelen indirecek mi? Fiyatlar iner mi? İnmez artık. O zaman. Ama aşırı derecede enflasyona göre artış yapsın. Padişah, bana vezirin çalıyor demişti. Bunu hatta yeni vezir getirdiymiş ki eski vezir kapını doldurdu. Bu gitsin böyle. Yeni gelen sıfır gelecek diye. Boş, tamam. Boş ülkeyle geliyor. Boş ülkeyle gelecekti. Tamam da. Siz memnun musunuz? AK Parti ülkeyi yönetebiliyor musunuz? Ben Türk'üm değil mi yavrum? Bu ülkede yaşıyor. Benim için A parti, B parti, C parti değil. Bu gelen bundan iyi yapsın vallahi vereceğim. Ben AK Partili değilim, onu da savunmuyorum. Bu vatanı iyi idare etmesi. İşte idare eden başımızdaki başbakanımız yok bizim. Ya. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını bilsin, başbakanlar da Türkiye'mizi yönetsin. Sokakta biri birini dövüyor, diyor ki suç Erdoğan'ın, Erdoğan dövdürdü. Oradan emir mi verdi gidin de sokaktaki adamı dövün diye. Ya git. Her şeyi partiye bağlamasınlar. Herkes bir cumhuriyet olmuş bu ülkede. Atatürk demiyor diyor. Anıtkabir'e gitmiyor diyor. Ya niye gitmiyor adam? Niye gidiyor. Gidiyor. Davayı koyuyorlar. Atatürk davası, hoca davası, takın yalı şapkalı. Ne kadar maaş veriyor? Ne kadar? Ya yetmez. Ya sana veriyor. Ne kadar maaş veriyor? E bu mu? Bunun ekonomisti mi yok? Uygulayanı mı yok? Bileceksin ki bağıracaksın. Ekonomisin mi yok? Adamın mı yok? Kaç tane şeyin var? Dilencin var? Bunları sorsana ya. Ya detaya girersen detaya gir. Zamanı gelmiş. Daha ne zaman gireceksin? Bir ayağın ahirette bir ayağın ya da daha yalan konuşuyorsun ya. Ya yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Kimi kime satıyorsun ya? Ne dedim? Ne dedim? Ne dediğini duyuyor ya. Bak poşet. Daha hala. Acımızdan öyle. Sabahleyin bak yiyecek ekmek parası yok. Daha hala onu yıkıyor. Onun duzu kuru. Belli abi. Size soralım. Maaşını alıyor. Nasıl olsun? Soralım Seda. Sizce AK Parti ülkeyi iyi yönetebiliyor mu diye soruyorduk şu anda. Tamam, yönettiği de belli, tamam. Yönetmediği de. Her şeyi vitrinde seyrediyor. Ekmek alamıyor sabahleyen kahvaltıda. Kendi ülkesinin insanlarını besleyemiyor. 5,5 milyon Suriyeli'yi besliyor. Kendi insanları aç kalıyor bu ülkede. Önce buna bir kulak versinler. Benim ülkemde 6,5 milyon Suriyeli var. Çatır çatır asgari ücretin üstünde maaş alıyor. 5 milyona yakın mühendis var Türkiye'de asgari ücretin altında çalışıyor, iş bulamıyorlar. Satmaktan başka bir şeyler yok bunlar. Bunun ülkede satabildikleri karları. Ne üretiyorlar bana? Tam vermeden, şimdi, anladın mı? Emekliye verdi 300 lira daha evet, almadan evet, öbür ay alır cebinden. Emekliye versin biraz kardeşim, versin. Yetmiyor. Şimdi, yani ne gerekiyorsa onu versin. Az 3000 lira versin demek ki 3500 lira yani. Bu ne? Emekliler isyan ediyor, isyan. Herkes borçlu emekliler. İnsan tok olduğu zaman canı... Polisi düşünüyor, hemşireyi düşünüyor. Az da emekliyi düşünsün. Duyuyor mu benim bu mikrofon? Tabii ki duyuyor. Müslümanlığı düşünüyor. Hadi Allah'a emanet. Bakın şuradaki faturayı gösterir misin? Elektrik faturasında. Tüketim. 47 lira ilaç parası. Artı muayene parası da 30 lira vermişim. Bizim bunlar ilaç parası. Elektrik faturalarındaki aldıkları şey var ya. Kullandığım elektrik şeysi 93 lira. Ödediğim para 241 lira. Genelde sağlık iyi diyorlardı. Sağlıktan çok memnunlar. Vallahi 15 lira. Randevu almadan doktor bana sıra bakmıyor. Randevu almam için de 20 gün hastanede beklemem lazım. Efendim? Yılbaşından önce 15 liraydı. Bugün gittim 30 lira aldılar.
Vallahi ya. Yemin ediyor. Vallahi git ah yaşam hasarası, vakıf hasarası git. Hı-hı. Kendin git orada kaydın var. O kadar 30 lira para aldılar. Yani. 30 lira ya. 15 lira ya da 30 lira aldılar. Ben bak. 49 yaşındayım. 49 yaşında düşünce özgürlüğü vardı daha önceden. Şimdi düşünce özgürlüğü yok. Birini eleştirir zaman al aşağı diyor. Yürü. İnsanlar sizle konuşurken tedirgin yaklaşıyor buraya, görüyor musunuz? Evet, polis gelirken bir korkuyor. Yani polis gelirken ki kitleyle şu anki kitle aynı kitle yani, değil. Düşünce özgürlüğü yok. Gelecek nesilden yani vay haline. Biz günümüzü gün ettik sayılır artık. Ama gelecek nesil... Nesiller iyi değil mi? İyi değil. Gelecek nesil diye bir şey kalmadı. Eğitim diyorum ama bak milyonlarca insan mühendis olan, yüksek okul okuyan, eğitim alan insanların çoğu okuyan şey hiçbir iş sahibi değil. Şeylerinde çalışmıyorlar bir defa. Mesleklerinde çalışamıyorlar. Siz ne demiştiniz az önce? Ya bu sokakta gezerken herkes biliyordu. Bu sokakta hep alışveriş merkezleri var. Herkesin elinde poşetler vardı. Hı hı. Hangimizin elinde poşetler var? Terziden aldığım poşet var. İnsanlar 25 kuruş ödeyemiyor burada. Ülkenin sosyal devleti konuşalım burada. Geçen gün televizyonda açıkladılar. Büyük marketlere rant sağlamak için bu poşetleri parayla çıkardılar. 3 milyon dolar para ödüyorlar büyük marketlere. Yani paralı olduğundan değil. Büyük rantlar onların arkasında. O rantları da şey edebilmek için poşetleri bize parayla satıyorlar ki o rantları besliyoruz biz poşet parasıyla. Ne konuşacağız? Adalet yok. Türkiye'de adalet yok. Konuşamıyorum. İyi yönetebiliyorsunuz. Ağzımı yumuyorum. Adalet yok. Özgürlük yok. Özgürlük yok. Hiçbir şey yok. Ancak kendi kesesini dolduruyor. Emekliye %10, gelene %26, ondan Müslümanlıktan bahsediyor. Bu kadar. Herkes tereddütlü yani, konuşamıyor yani. Konuşamıyor yani, herkes konuşamıyor. Bak şu anda yani Türkiye gerçekten iyi bir şeyde değil. Yani hiçbir gidişatı yok. Bu dünyada adalet yok, kimse konuşamıyor. Yani insan konuşunca haksız çıkıyor ama adaletin olması lazım. Şimdi polisler gelince biraz sessiz konuşmaya başladı. Sağ ol, ağzınıza sağlık. 25 kuruş abi ne yapalım ya? Valla. Polis gelince memnunuz değil. Aynen, Türkiye'den memnunuz abi. Türkiye'den memnunuz ama içindeki insanlardan memnun değil. Bak ödediğim şeye bak. Ne kadar geldi elektrik faturası? 241 lira. 252 lira. 250. Faiziyle ödüyorum. Bu da su. Su da 91 lira. Türkiye'de emeklilik, 38 yaşında emeklilik yok diye Cumhurbaşkanı bas bağırıyor. Milletvekili 2 senede seçiliyor, 20 yaşında seçiliyor, 22 yaşında emekli oluyor. Ve en yüksek devlet memuru maaşından da maaş alıyorlar. Bu nasıl oluyor Türkiye'de yani 2 yılda emekli yokluğu? 22 yaşında emekli yapıyor Türkiye'de insanlar. Yazık değil mi bize? Bize 400 milletvekili yetmiyor gibi 600 milletvekili yaptılar. Türkiye'nin harcını biraz daha yükselttiler, borcunu. Bir çift kişi emekli maaşla. 20 milyon lira maaş alıyorlar ya. Bugün 20 milyon lira insanlara verseler de dağıtsalar ya, bu ihtiyacı olanlara şey etseler. Çarşamba günü mazota geliyor zam. Mazota zam mı geliyor? Evet. Valla mazota zam geldi diye herkes Aşak'la gidip geliyor. Valla kimse araba kullanmıyor normalde buralarda. Kullanamayacağız mı diyorsunuz? Binde el arabasıyla gidiyorlar artık. Poşet 25 kuruş olduğu için. Mikros'ta maydanoz 192 lira. Bir maydanoz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Fabrikası vardı, o kalmıştı, onu da özelleştirdiler. Maalesef. Yani elimizdeki milli servet, yerli milli diyorlar ya, kendilerinde yerli milli diye hiçbir şey yok. Sen yerli milli olmuş olsaydın zaten Takpalat fabrikasını satmazdın. Bu bir. İkincisi mesela şurada şu kadar insan geçiyor. Hocam hangisi şu anda hayatından memnun? Niye son 15 sene iktidarın yani yarattığı enkaz şu anda? Yani şu anda şurada şu hayatta ben birinin kendi hayatından memnun olduğunu düşünmüyorum. Ha niye şu anda Türkiye'de düşünce özgürlüğü olmadığı için... Ondan sonra konuşma dedikleri gibi bazen arkadaşlar diyordu ya, biz şey konuştuğumuzda yaklaşık 5-6 Yunus polisi geçti etrafımızda. Şimdi herkes tedirgin oldu, acaba bir problem mi var diye. Çünkü mühendis var açıkta ama İmam Hatip'ten şey olanların hiçbirisi açıkta değil. 9000 kadro var, hepsi de işte. Türkiye'yi bunlar mı yönetiyor ya? Okuyan insana önem vermek lazım. Ben çocuğumu ne okutuyorum ben çocuğumu? İlim irfan sahibi olsun, memleketime faydalı olsun, memleketime yararlı olsun, insanlara sağlıklı olsun, faydalı olsun diye okudum. Ama benim çocuğum okuyor, kimseye faydası olamıyor. Okumaya gelince kızım 93'te... Cami imamı bakıyorum, hastanede müdür yardımcısı. Öğretmen oldu, daha tarihi çıkacak, tayini çıkacak. Daha çıkacak ya, daha yok. Yarine güvenimiz yoksa gerisini anlatmaya gerek yok. Yarine güvenimiz yoksa gerisini anlatmaya. Çünkü toplumda bir şey var artık, infial var. Yani güvensizlik var, yarın endişesi var. Özellikle de ekonomi konusunda ve diğer konular. Bu da her şeyi açıklıyor diyorsunuz zaten. Evet, evet. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce şu andaki iktidar, siz konuşmayacak mısınız? Yok, ben konuşmayacağım ben.
Niye konuşmuyorsunuz? Size... Yok ben konuşmuyorum. Ben konuşma kabiliyetim zayıfdı biraz. Siyaseti bilmiyorum ben. 2 kilo şey ekmek, 2 kilo şeker, 2 kilo kömürle beyinler yıkanıp piyasaya, Anadolu'ya salınıyor. Hadi metropollerden alsınlar bakalım o güçlerimi, bir de alamaz metropoldan çünkü, görsünler. Alamaz. Çünkü alamaz. Çünkü insanların buna şeyi yok. Şimdi ama şimdi şöyle bir şey de var abi, artık böyle yapıyor millet. Dönüp arkasını gidiyor, bana ne diyor? İlk önce bundan kurtulmamız lazım ama. Benim başka bir ülkem yok. Ben tek Türkiye var. Tamam abi, bu benim ülkem bir tane var. Benim insanım da başka insanım yok ama benim insanım böyle yapıp arkasını dönüyor. Buna engel olamıyorsun ki. Canım abim çok çok haklısın. İhanet. Türkiye'de ihanet, Türkiye'de ihanet had safhada. Bizim halkımız ne yapıyor? Elhamdülillah Müslümanız. Kürt de benim, Türk de benim, Çerkez de benim, Laz da benim. Benim atam Osmanlı Türk. Ama bugün beni yöneten Türk mü? Ona bakacaksın. Ne oldu? İsrail'e eğit dedik, madalyasını aldık. İsrail'e eğit dedik, tohumunu aldık. Ne oldu? Hani Türklüğümüz? Müslümanız dediniz, camiden çıkmadık. Şunu söyle, Türkiye'de bence hiç yani ekonominin önemi yok. Türkiye'de bence ekonominin önemi yok. Önce vatan. Vatan nedir? Namustur. Namus nedir? Sözdür. Vatan nedir? Namustur. Eğer namusluysak sözümüzü tutacağız. Biz neyiz? Türk milletiyiz. Kürdü, Çerkezi, Lazı. Et tırnak, misali. Et tırnak misaliyiz. Ha, İsrail'e bağırıyoruz. İsrail'in tohumunu alıyoruz. İsrail'den ithalat yapıyoruz. E hani Müslümanlığımız? Yok. Lafta. Diyoruz ki adam. Ya adam nedir? Sözünde duran namuslu adam, sözünde duran namuslu adam adamdır. Benim için CHP'ymiş, AKP'ymiş, şuymuş, buymuş. Her insan, her yönetim siyaset bu. Siyasetin bugün dediği yarın ekonomide, şartlarda, kapitalist güçlerde veya da emperyalist güçlerin zorlamasıyla kıvırabilirsin. Siyasette kıvırma payı vardır. Bugün dediğini yarın yapamaz. Ama özünü kaybeden, ahlakını kaybeden her şeyini kaybeder. Bu dönemde 10 yıldır Türkiye'yi ahlaksızlar, Türk olmayanlar yönetiyor. Müslümanız, Suriyeli kardeşimiz var mı Allah için? Bir tane soruyorum. Suriyeliler camiye gidiyor mu? Bunu bir sorsunlar. Etrafındakiler bir sorsun. Suriyeliler camiye. Suriyelilerin gelişi, bak bence şu. Orta Doğu'da bir dakika dur. Orta Doğu'da merhaba kardeşim. Orta Doğu'da Yahudiler, bizde de var devşirmeler. Bizde de var devşirmeler. Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Afganistan'daki Yahudi devşirmeler, bak Yahudi devşirmeler, Iraklı olmuş, Suriyeli olmuş, bugün kardeşimiz olmuş. Bitti. Cenab-ı Allah ne diyor? Yaratanın yaratandan dolayı seviniz diyor. Kardeşlik yaşasın halkların kardeşliği. Ha. Tek yol devrim. Devrim yapacağız. Tek yolda yok. Ben gerçekten bak. Çünkü devrim derken bunu yani anarşist, komünist, faşist. Yani sen çok İsrail'den bahsediyorsun ya. Yine bu topraklar ilk defa hani Mısır'ıyladır, Kuveyt'iyledir, Suriye. İlk İsrail'i tanıyan da biziz. Ya İsmet İnönü döneminde biz tanıdık. CHP yok mu CHP? CHP tanıdı. BOP'un amacı nedir? BOP ne diye biliyor musun? Büyük Ortadoğu projesi. Biz bunu yani eş başkanlığını yaptık. İsrail'den bir başlıyor Afganistan'a kadar bu Avrupa ülkelerinin, şey Anadolu ülkelerinin hepsini parçalamak için gelmiştir bunlar. Şu anda da ülkemizde aydınlanmak istemeyen bir toplum var. O yüzden de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben okumuş cahillerden çok korkuyorum Türkiye'de. Okumuş cahillerde alabildiğine fazla bu ülkede. Ben en çok korktuğum okumuş cahiller Türkiye'de. Kendileri... Ahlak. Şey konuşuyorduk biz, AK Partisi'ci ülkeyi iyi yönetebiliyor.
zorunlu olur. Her türlü Türkiye'de yaşarsın. Ama farklı bir görüşte olduğun zaman hemen arkadaşlar önce dediği gibi düşünceni özgür bir şekilde ifade edemiyorsun. Ha ekonomi dediğimizde zaten ekonomi diye bir şey kalmamış Türkiye'de şu anda. Hani ekonomi dedin şu anda şu arkadaşların cebinden bütün herkes parasını çıkarsın. Neredeyse 15-20 kişiyiz belki 1000 lira para toplayamayız. 400 lira bir zam yaptılar asgari ücrete. Ama 400 lirayı 2000 lira diyorlar ya. 2000 liranın üstünden bizden fazlasıyla alıyorlar. Ben kendim mesela çalışan bir insanım. Asgari ücretle çalışmıyorum. Normal serbest çalışıyorum. Ha asgari ücretimi yatıyor her ay. Normal iş. Aynen. Ama ben mesela atıyorum şu şekilde. 2000 lira asgari ücretle çalışan bir aile düşünüyorum. Ben kendim çalışmıyorum asgari ücretle. Tekrar diyorum bak. Hani belki maaşım 2000 üstüne belki altındadır. Ama 2000 ile bir aileli çocuk aile düşündüğümüz zaman hani gerçekten şu şekilde nasıl bir geçim sağlıyorlar ben hayret kalıyorum. Kiradır, elektriktir, sudur. Ben mesela elektrik faturam geliyor. Elektrik faturam. Çok pardon. Bir de 3 çocuk, 4 çocuk istiyorlar da. Nasıl olacak bu? Ya şöyle ben elektrik faturam geliyor mesela ben bakıyorum harcamasına. Ben mesela tüketime bakıyorum 60 lira, faturaya bakıyorum 200 lira. Gerisine bakıyorum 60 lira faturaya ben 140 lira vergi ödüyorum. Ben bunu istemiyorum. Ben bu Türkiye'de yaşıyorsam rahat bir yaşam istiyorum. Öncelik bu vatanın evlatlarında, insanlarında dışarıda aramayan, dışarıda aramasına gerek yok. Öncelik Türkiye. Maaşlardan para kesiliyor, hiç nere kesildiğini bilmiyoruz yani. Haberimiz yok. Benim mesela 3 aydır emekliyim, emekli maaşımdan 58'er lira, 60 lira kesiliyor. Nereye gidiyor bilmiyoruz. 2-3 ay önce elektrik faturam benim 90 lira, 100 lira geliyordu. Şimdi geliyor 180-200 lira. Bu ülkede indirim taktiğini de bulduk. İlk önce zam yapıp sonra şimdi onun yarısı kadar indirim yaptığımızda insanların gözüne gelebiliyor. Vatandaşın alabileceği şeylerde indirim yok. Evet. Zenginlerin alabileceği bir şeylerde indirim var. Yani bu mesela gıda maddelerinde indirim var mı? Yok. Zam var. %100 zam geldi. İnsanların %80'i kredi kartıyla yaşıyor. O da borçlu yaşıyor. 107 lira. Mesela adam emekli maaşını şeye bağlamış bir ek hesap. Maaşını çekiyor, maaşı oraya gidiyor, yatıyor, ek hesapla geçiniyor. Öyle. Günü kurtarmak için ek hesap kullanıyor. Ben de aynıyım yani. İki tane ek hesabım var, onu kullanıyorum. Ayın nasıl dolduruyor, onu da biz biliriz yani. Bir de ben sigortalıyım efendim. Göz doktoruna gidiyorum, göz ağrıya. Gözlük parasını devlet karşına katkı payı diyor. Ne katkı payısı ya? Bu sigorta bunu kesiyor. Katkı payı. Diş yaptırdım, dişi kullanamıyorum. Dişi kullanamıyorum. Katkı payı. Ben sigortalı olduğum halde benden yine 60 lira, 70 lira bir para. Neymiş? Devlete katkı payıymış. Nasıl oluyor o iş? Mesela elektrikteki tüketim vergisi, dağıtım bedeli. Nereye gidiyor bu şeye? Mesela şimdi yeni bir zam geldi. Çoğunun haberi yoktur. Eskiden 1-2 ay önce elektriğin kesildiği zaman açma bedeli 20 liraydı. Şu anda 48 lira oldu. Bundan kimsenin haberi yok. Vatandaşın haberi yok yani. Size soralım. AK Parti'nin yönetiminden memnun musunuz diye soruyoruz. Sizce vallahi iyi yönetebiliyor mu şu anda ülkeyi? Yani memnunuz da. Babam sağ olsun. Ne diyeceğim? Nelerden memnunsunuz mesela? Ekonomi iyi mi şu ya, anda? Eğitim ekonomi iyi mi? Ben başörtümü özgür giydiğim için memnunum sadece ama memnun olmadığım durumlar var tabii ki de. Ekonomiden memnun değiliz mesela. Aynen. Asgari ücret 2 milyar 20 olması geç kaldı bir şey. Daha fazla olması lazım çünkü milletvekili oturduk yerden 15 milyar alıyor.
milyar 5 milyar alması lazım. Geçinemez. Öğrenci. Öğrencisiniz. Siz ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Hayır, üniversiteye hazırlanıyoruz. Kitaplara da zamlar geldi. O konuda neler düşünüyorsunuz? Ya zaten zamları bekliyorduk. Çünkü bu asgari ücreti bedavadan 2 milyar yapmadıklarını biliyorduk. Bir zam bekliyorduk. Sürpriz oldu. Daha neler zamlanacak bekliyoruz yani. Kitap alabiliyor musunuz? Tabii ki de memnun değiliz. Kitap alabiliyor musunuz? En önemli şey o bence siz ya, şu an. Ya kitap şu an zorla alıyoruz. Yok ama gerçekten çok zorlanıyoruz. Mesela hastanelere falan girişleri artık parayla olmaya başladı. Devlet bile mesela. Arkadaşım mesela sigorta parası ödüyor. Yaşı 19 olduğundan. Ben ödeyemiyorum çünkü ben şanslıyım yazın çalıştığım için. Öyle yani memnun değiliz. Hangi kanalda çıkacağız? Açık ekranda, YouTube'da. Çok sağ olun. Size de soralım. Şu andaki yönetimden memnun musunuz AK Parti? Her şeyi millete uyutarak yapıyorlar. Yalan yanlış çok. İktidar partisi olmakla, insanları yıldırmakla bir şey yapamayız. Korkutarak, yıldırarak bir yere varamayız. Bu ülkenin aydınlarını, bu ülkenin bilim adamlarını içeri atarak bir yere varamayız. Sen koskoca cumhurbaşkanısın, bu ülkenin başkanısın. Madem başkanım diyorsun. Neden bu adam beni kötüledi? Bir alır karşıma oturur konuşurum. Eğer mantıklı bir cevabı varsa ona göre hareket ederim. Sadece yol yapmakla, hastane yapmakla bir şeyler yürümüyor. Zaten benim vergimle yaşanıyor. Ben işçiyim. Otel sahibi değilim. Fabrikatör değilim. Ne bileyim, hastane sahibi değilim. Aldığımız nefes vergi. Son olarak bir sabah kalkıyorsunuz, uyanıyorsunuz, poşet parası. Poşet parasına mı kalmış? Akşam gene zam geldi mazota. Ülkemiz gittikçe düşüyor, aşağı düşüyor. Yani artık vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Artık hırsızlık mı yapacak bilmiyorum yani. O şekilde geldi. AK Parti geldi zaten ülke sürünüyor. Başka bir şey söyleyecek yok yani şu anda. Vatandaşlar aldığı vergilerle yol yapıyor falan, tramvay yolu. Ve yakında da göreceğiz hepimiz. Herkes de bunu biliyor aslında. Bu yolun hiçbir kimseye faydası yok. Çünkü o güzergaha yakın evdeki kiralar da artacak, ikiye katlayacak, emlakları ikiye katlayacak. Orta kesim dolayısıyla bu tramvay hattına hiçbir şekilde isfade etmiş olmayacak. Vatandaşın aleyhine yani. Ben 300-400'e fazla eğer kira vereceksem ben o tramvay hattı geçtiği zaman ne anlamı kaldı? Vatandaşa ne şey kaldı? Türkiye'de zaten hukuk sistemi bitirdiler. Her şeyi bitirdiler. Ve şu anda ben seçimden de zaten pek bir şey ummuyorum. Çünkü yani kaybetse bile seçimi tanımayacağı açık belli. Çünkü AKP'nin ordusu, AKP'nin polisi, AKP'nin yargı sistemi var Türkiye'de. Yani şu anda seçimleri kaybetseler bunu AKP kabul edecek midir? Hayır. Ve bugün muhalefet partinin elinde ordu, polis, asker bir şey var mı? Yok. Ne yapacak? Her gittiği yerde 5-10 kişilik ordu da polis de dolaşıyor. Yönetimi seçimi tanımayacak kaybetse de. Dolayısıyla ben Türkiye'de en az bir yani bu halk uyanmadığı sürece 15-20 yılda süreceğimizi şey yapıyorum, öngörüyorum. Hiçbir ortada neden yok. 2008'den beri adaletle uğraşıyorum. Karakol, savcılık, hakim. Her gün mahkemede, karakollarda. Hiçbir gerekçe yok. Uzun konu mevzu. Neymiş işte yolun altında kaçak yolcu açılmış, yol yıkılmış, heyelanıyor, tutan tutuluyor. Bu işte şikayet ediyorum ilgili görevlilere. Yine şikayet aslında bahis hakkında dava açılıyor. Keşif talebi, keşif talebi yerine getirilmiyor. Her şeyi gördüm yani AKP döneminde. Yani dört dörtlük bir faşist var bu ülkede. Dört dörtlük bir faşist. 12 köylü arattılar. Gerçekten arattılar şu anda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şu az önce beyefendi dedi ki hastane dedi. Şöyle şimdi hastane köprü yapılmış, tamam yapılmamış değil eyvallah. Ama biz şu anda yurt dışındaki o büyük dev holdinglere var ya, Türkiye'nin hazinesinden para sunuyoruz. Köprüyü kesinlikle AK Parti yapmadı. Ya ne sunuyorsun? Bana bir söyle. Bana şu bir şekilde söyle, ne sunuyorsun? Avrupa'ya ne sunuyorsun? Bana bir söyle. Sana söyleyeyim. Sen niye köprü yapılıyor diye. Ha. Köprü yapmışlar. Ha. Köprüye demişler ki şu kadar araç geçecek. Şu kadar araç geçmediği zaman Türkiye'nin cim. Sen dedin ya yapmış diye. O yapmamış. Ben de hayır. Ki, AK Parti bak, yapmamış. Ben de diyorum ki güzel abim. Ben de sen anlamadın herhalde. O köprü benim vergimle oluyor. İşte ha, ben girmediğim halde o köprüden vergi ödüyorum. Ben onu anlatmaya. Ne gereği var arkadaşım? Aynı şeyleri söylüyoruz. Hastane dedi. Hastanede bu vatandaşlar hepsini alıyor ya. Hastane şu kadar yatak sayısı diyor ya.
biz o hastaneye o kadar yatak sayısını doldurmadığımız zaman tekrar o yatak paralarını tekrar cebimizden tekrar veriyoruz. Ben senin hani az önce yanaşladım tamam kusura bakma. %40 bir zam geldi yani %40. Ya. Siz ne düşünüyorsunuz? AK Parti ülkeyi iyi yönetebiliyor mu diye soruyorum. Hiç yönetemiyor yani. Adalet bir şey kalmadı ne olacak? Yönetilir mi? Adalet mi var? Adalet kanunu olmuyor. Ben de tam aksini söylüyorum. Ülkemiz çok iyi yönetiyor. Asgari ücret olmuş 2020 lira. Daha ne olacak? Yetiyor. Yeter mi sizce? Bak bu poşet, bak bu poşet mevzusu da, bak dur şu poşet mevzusu da ben anlatayım. Ben yurt dışında yaşadım. Bütün yurt dışı, bütün yurt dışı şehirlerinde, ülkelerinde poşet parayla satılıyor. İlk defa bizim ülkeye bu geldi. Bunu sorabilirsiniz yani. Bu yeni bir şey değil. Yani 5 saniye, bir saniye. X Parti'nin poşetini elinde parasını taşıyıp da reklamını yapmayacağım arkadaş. X Parti kim? Ya Migros'un. Parti sahibi. Parti sahibi. Yok arkadaş. Yok. Helal etmiyorum ben bu parayı. Benden niye almıyorlar? Ben niye almıyorum? 5 kuruşu ben almıyorum. Ben de pazarcıyım. Ben devletimden, milletimden mamur var. Ben almıyorum ki ben de. Elektrik kaç para oldu? %45. Ben bunun, ben AK Partiliyim, ben bunun baba. Siz devam edin. Memnun olmaya devam edin. Bu adam nelerden memnunsunuz mesela? Nelerden bir sayabilir misiniz? Nereden memnun? Şu anda bak. Şu an neden memnunum? Görüyorsunuz hastaneye kuyruklarını görüyorsunuz. Amca sen daha yaşlısın. Yolları görüyorsun. Arkadaş 10 dakikada kuyruk devam ediyor hemşerim. Marka anteneden 10 dakikada havalarına gidiyorum. 10 dakikada havalarına gidiyorum. 10 dakikada. Hastane ektim de. Para mı yapsa? Benim karnımı doyurmaz. Yol benim karnımı doyurmaz. Hastane benim karnımı doyurmaz. İçerideki adam ne yapar bana söyle. Doyuyor mu sizin karnınız? Ödediğim paralar. Benim karnım doyuyor şükür olsun. Evinden para çıkartıyor. Ben doyuyorum. Ödediğim bankada ödediğim şimdi geliyorum. Bak kredileri ödüyorum. Gerçekten cebinde parası yokmuş. Yok muydu? Yok. Çorba ısmarlayacaktı size giderken. Ben ona ısmarladım, sıkıntı yok. Öyle mi? Evet, cebinde parası yokmuş. Dedik abi zaten. Televizyonlara çıkıp yapmak, yorum yapmak çok kolay. Ama insanın karşısına çık, muhalif karşısına çık. Orada İyi Parti'den Meral Akşener var, CHP'den Kılıçdaroğlu var. Çık birinin karşısına, sorularını yanıtlayabiliyorsan. Yanıtlayabiliyor musunuz? Yok. Varsa yoksa muhalefet. Varsa yoksa biz kırarız, biz vururuz, biz öldürürüz, biz içeri atarız. Televizyonda açık oturuma çıkamıyorlar ki. Beraber karşısına hangisi yanaşabiliyor ki? Hodri meydan diyorlar. Açık çıkalım televizyonlarda oturalım. Demokrasiyi burada savunalım. Adaleti burada savunalım diye gelen yok. 4-5 tane adamları gönderiyorlar. Vallahi medeni cesaretlerini kullanamıyorlar. Ülke yöneticiminde demek ki zayıf. Ellerinde korkuları var belki. Belki korkuları vardır. İdarecilik kolay bir şey. Biz öyle diyelim artık. Eğer hakikaten korkunuz yoksa çıkın şu muhalif partilerin karşısına. HDP'yi saymıyorum. HDP'yi kenara geçin. Meral Akşener'in karşısına çıkın. Çıkın Kılıçdaroğlu'nun karşısına. Çıksınlar bakalım. Hadi bakalım. Birinin karşısına çıkın. Bir partinin karşısına çıkın. Televizyonlarda da sizi dinleyelim. Hanginiz haklıysa biz sizin tarafınızdan gidelim.